Değerli dinleyenlerim, bugün Rahman'ın Ayetleri programında Fatiha suresinin ikinci kısmını okuyacağız ve manasını anlamaya çalışacağız. Allah-u Teala Fatiha'yı iki kısma taksim etmiş. Birinci bölümde bizler Cenab-ı Hakk'a hamdü senada bulunuyoruz. Her türlü hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. O Rahman'dır, Rahim'dir, din gününün Malikidir diyoruz. Buraya kadar birinci kısım. İkinci kısımda ise doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a hitap makamına yükselip İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diyoruz. Yani Allah'ım yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım isteriz. Böylece bu insan doğrudan doğruya alemlerin Rabbine muhatap oluyor. İbadetini ve duasını ona arz ediyor. Bu gerçekten çok muhteşem bir durum ve insanı en yüksek makama çıkaran bir durum. Ben meal olarak önce kısaca arz edeyim. İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn dedikten sonra, yani Allah'ım yalnızca sana ibadet eder ve sadece senden yardım isteriz dedikten sonra adeta Cenab-ı Hak bize ey kulum ne istersin onu ifade ediyor. Biz de Cenab-ı Hak'tan hidayet talep ediyoruz. İhtinas sıratal müstakim. Allah'ım bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Sıratal lezine enamte aleyhim. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna. Gayril mağdubi aleyhim. Gadab edilenlerin yoluna değil. Velat dalin. Yoldan sapanların, yoldan çıkanların gittiği yola da değil. Ve böylece Fatiha'nın ikinci kısmında biz Cenab-ı Hakk'a dua ediyoruz. Bu açıdan baktığımızda Fatiha suresi bir yönüyle bir dua suresidir. Ve en güzel duanın kendisinde bulunduğu bir suredir. Bunu ifadeden sonra ayetlerin kısaca manasını da tefsirinde yapmaya çalışacağım. İyyâke nâbudu, burada bir tahsis var. Yani Allah'ım biz senden başkasına ibadet etmeyiz. Hamdi Yazır'ın ifadesiyle ben alemde hürriyetimi kimseye satamam. Ben sadece ve sadece Allah'a abd olurum. Başkasına kul ve köle olamam. Bu açıdan baktığımızda İyyâke nâbudu diyebilmek tam bir hürriyeti ifade ediyor. Çünkü Allah'a gerçek anlamda kul olan bir kimse kula kul olmaz ve gerçek hürriyeti elde eder. Burada çoğul sıgasıyla Allah'ım yalnızca sana ibadet ederiz denilmesinde şöyle bir incelik var. Malum ibadet eden herkes tek tek birer ferttir. Ama Fatiha suresinde İyyâke nâbudu demek suretiyle çoğul bunu ifade ediyoruz. Biz yalnızca sana ibadet ederiz. Buradaki bize vücudumuzdaki bütün zerreler, bütün azalar hepsi dahil. Çünkü insan her ne kadar bir fert ise de bu insanda pek çok mükellef fertler var adeta. Gözün kendine göre ibadeti var. Diyelim harama bakmamak ve tefekküre sevk etmek gibi. Kulağın kendine göre ibadeti var. Hak vakikatı dinlemek tarzında. Dilin kendine göre bir ibadeti var. Gerçekleri söylemek, Allah'ı yad etmek gibi. Bu manada her azanın kendine mahsus ibadeti var. İyyâke nâbudu derken Allah'ım biz bütün azalarımızla sana abd oluruz. Başkasına kul köle olmayız. Bunu ifade etmiş oluyoruz. Öte yandan diyelim cemaatle namaz kıldığımızda her ne kadar namaz kılan bir fert ise de bir cemaattır. Ve pek çok kimse o anda namaz kılmaktadır. Ve bütün zamanlarda, bütün mekanlarda Allah'a ibadet edenleri düşündüğümüzde çok muhteşem bir cemaat ortaya çıkıyor. İşte İyyâke nâbudu derken bunlar da yine buna dahildir. Öte yandan bütün kainat, kainatta ne varsa, varlık aleminde ne varsa bunların hepsi Allah-u Teala'ya ibadet ediyor. Melekler, denizde balıklar, dağlar, taşlar, o gök gürültüsü, neler varsa bunların hepsi Allah'a ibadet ediyor. Biz kainatın bir temsilcisi olarak, varlıkların adeta bir ustabaşı ve yeryüzünün halifesi olarak onların ibadetini Cenab-ı Hakk'a takdim ediyoruz. Ve o zaman bu insan bir abdi külli oluyor. Artık tek başına ibadet eden bir fert olmaktan çıkıyor.
kainat namına ibadetini yapıyor. Nasıl ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta bütün kainatın ibadetini Cenab-ı Hakk'a takdim etmiş, biz de İyyâke nâbudu derken bütün kainatın ibadetini Cenab-ı Hakk'a takdim edebiliriz. Ardından ve İyyâke nestaîn diyoruz. Allah'ım yalnızca senden yardım isteriz, başkasından değil. Tabi bunu ifade ederken bize yardım eden insanlar, değişik varlıklar var. Bunu şu manada anlamak gerekir. Yani biz onların da yardımını senden biliyoruz. Diyelim ki hasta olduk, doktora gideriz. Doktorun verdiği ilaçlar bize şifaya vesile olabilir. Ama biz vesileleri aşarak bunun perde arkasında Allah'ın şafi olduğunu görmemiz lazım. Ve bizi iyileştiren O'dur. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmine Allah'ı anlatırken dediği gibi وَاِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينِ Ben hasta olduğumda O bana şifa verir. Bu manada bize ne kadar yardım edenler varsa bu yardım edenler Allah'ın yardım ettirmesiyle yardım ediyor. İşte bunu biz her namazda ifade ediyoruz. وَاِيَّاكَ نَسْتَعِنْ Allah'ım yalnızca senden yardım isteriz diyoruz. Ardından da Cenab-ı Hak'tan hidayet talebinde bulunuyoruz. İhdina, bize hidayet ver. Cenab-ı Hak yol gösterendir. Yarattığı varlıklara yollarını da göstermekte, ne yapacaklarını bildirmektedir. İnsanla alakalı Allah-u Teala akıl vererek, peygamberler göndererek, kitaplar indirerek, insana ilham, yönlendirme tarzında ilhamlarla yine Allah-u Teala hidayet etmektedir. Öte yandan afakta ve enfüste nasip etmiş olduğu tekvini ayetlerle Allah-u Teala bize yol göstermektedir. İşte ihtina derken biz Allah'tan hidayeti talep ediyoruz. Zaten hidayet üzere isek, hidayet üzere sabit kalmayı Cenab-ı Hak'tan istiyoruz. Ve hidayette mertebeler var. Hidayetimizin daha ziyade olmasını yine Allah-u Teala'dan istemiş oluyoruz. Ve ne istediğimiz devamında geliyor. Es-sıratel müstakim. Sırat-ı müstakime bizi hidayet et. Sırat-ı müstakim dosdoğru yol anlamında. Yani eğri büğrü bir yol değil. Doğrudan Allah'a ulaştıran, cennete ulaştıran, istikametli, dosdoğru bir yol. Malum mesela değişik yollar var. Otoban tarzında gayet güzel yollar var. Bir de patika yollar var. İşte otoban gibi bir yoldan gitmek ne kadar rahat. Allah'a giden yollar pek çok ama bunlar içerisinde dosdoğru istikametli bir şekilde gidebilmek en güzeli. Her namazda, namazın her rekatında ihtinas sıratel müstakim diyerek Cenab-ı Hak'tan istikameti istiyoruz. Allah-u Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a festagim keme umirte buyurmuş. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Dosdoğru olabilmek, her yönüyle istikamet üzere olabilmek elbette kolay bir şey değil. İşte zorluğundan dolayı namaz kılan bir kimse günde 40 defa bunu Allah-u Teala'dan istiyor. Allah-u Teala bize hayatımızın devamı için akıl, şehvet, öfke gibi bir takım duygular vermiş, kuvvetler vermiş. Biz bunlarla hayatımızı devam ettiriyoruz. Ama bunlar ifrat, tefrit veya istikametli tarzda kullanılabilir. Söz gelimi diyelim ki yemede, yemek noktasında bazıları çok az yer, bazıları aşırı yer. Bunlar ifrat ve tefrittir. Ama istikameti dengeli bir şekilde yiyebilmek. Mesela konuşmakta bir kısım insanlar durmadan konuşur. Bir kısmı da konuşması gereken yerde de konuşmaz. Ama bunun dengeli olanı yerinde yeterince konuşabilmektir. Öte yandan insan itikat noktasında bir takım fırak-ı dalle tabir edilen yollar var. Oralara sapabilir. Mutezile, Cebriye gibi mezhepler var. Oralara kayabilir. İstikametli bir yolda gidebilmek gerçekten bir cambazın ip üzerinde durmasından çok daha zor bir durum. Bundan dolayı Allah-u Teala'dan devamlı biz istikameti istiyoruz. Ve ayetin devamında da bunun biraz daha açılımı var. Sıratallezine en'amte aleyhim. Yani bizim istediğimiz yol kendilerine nimet ettiğin kimselerin yoludur.
Acaba kendilerine nimet edilenler kimler? Kur'an-ı Kerim'in tamamı kelime-i vahide hükmünde birbirini tamamlıyor. Kur'an'ın bir kısmı bir kısmını tefsir ediyor. İşte Nisa suresinde geçen bir ayette Allah-u Teala kendilerine nimet verilenleri şöyle anlatıyor. Ulaike ma'allezine en'amallahu aleyhim. Onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği şu kimselerle beraberdirler. Minen nebiyyin, peygamberler ve sıddıkın, sıddıklar ve şühede, şehitler ve salihin ve salih olanlar. Demek ki sırat-ı müstakim ashabı, o dost doğru yol üzere gidenler başlıca bu dört grup insan: peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Ve hasune ulaike refika, bunlar refik olarak, arkadaş olarak ne kadar da güzeldir. İşte biz onlarla beraber gitmeyi istiyoruz. Peygamberlerin gittiği yoldan, salihlerin, şehitlerin, sıddıkların gittiği yoldan gitmeyi Cenab-ı Hak'tan istiyoruz. Gayril mağdubi aleyhim, Allah'ım gadab edilenlerin yoluna bizi sevk etme. Velad dalin, yoldan çıkanların yoluna da bizi sevk etme. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Fatiha'nın bu kısmını şöyle açıklıyor. Yahudiler gadab edilenlerdir. Hristiyanlar da yoldan çıkanlardır. Bunu tabi belli kayıtlarla herhalde anlamak gerekir. Kendilerine gadab edilenler, bunların en tipik bir örneği Yahudilerdir. Onlarla alakalı Kur'an-ı Kerim'de وَغَدِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ, Allah onlara gadab etmiştir. Bu ifade geçiyor. Hristiyanlara gelince, Hristiyanlar hak bir dinin mensubu iken, diyelim tek Allah'a iman yerine zamanla Hazreti İsa'yı da ilahlaştırdılar ve bundan dolayı yoldan çıktılar. Özellikle daha diğer bir takım meselelerde din adamlarına çok geniş yetkiler verilmesi, istediklerini dine alıp istediklerini dinden çıkarmaları, hatta cenneti dünyadayken parsellemeleri gibi, bu gibi aslında dinin aslına uygun olmayan şeyler ihdas ettiler. Dolayısıyla bu bir dalalet oluyor. Yani yoldan çıkmak. Demek ki gadab edilenlerin en tipik bir örneği Yahudilerdir. Ve yoldan çıkanların da yine en tipik bir örneği onlar da Hristiyanlardır. Ancak bunu ifade ederken şunu da belirtmeden geçmemek gerekir. Gadab edilenler Yahudilerden ibaret değildir. Yoldan çıkanlar da Hristiyanlardan ibaret değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi gibi kavimler, bunların Cenab-ı Hakk'ın gadabına maruz kaldığı ve netice itibariyle helak edildiği anlatılıyor. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın gadabı tarihin hemen her devrinde adeta bir zecir tokadı tarzında, bir sille tarzında değişik milletlere ve fertlere inmiştir. Bu Cenab-ı Hakk'ın gadabının bir tezahürüdür. Ve bu günümüz için de geçerlidir. Hatta Müslümanlar için de geçerlidir. Diyelim ki Müslümandır ama Allah'ın gadabını celbedecek şekilde zulümler yapıyor. Her ne kadar bu iman ettim demiş olsa da Allah'ın gadabına maruz kalmaktan kurtulamaz. Bu açıdan gadab edilenler tarihin hemen her devrinde ilahi tokadı yiyen kimseler ve milletler şeklinde değerlendirilebilir. Öte yandan dalin, yani yoldan sapmak, bu da sadece Hristiyanlardan ibaret değildir. Hatta Müslümanların kendi içinde de fırak-ı dalle denilen pek çok fırkalar çıkmıştır. Nitekim Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Yahudiler 71 fırkaya bölündü. Hristiyanlar 72 fırkaya bölündü. Benim ümmetim ise 73 fırkaya bölünecek. Bunlardan bir tanesi istikamet üzere olacak. Diğerleri yoldan çıkmış olacak. İşte İslam alimleri yoldan çıkmış olan bu fırkalara ehli bid'a dedikleri oluyor. Bid'a yollarda gidenler, sonradan ihdas edilen yollarda gidenler, fırak-ı dalle, yani yoldan sapanların fırkaları, bu manayı da yine ifade ediyorlar. Demek ki Müslümanlar içinde de hem Allah'ın gadabına maruz kalanlar var, hem de yoldan sapmış olanlar bulunmakta.
günümüzde bile şöyle baktığımızda gerçekten pek çok kimse Allah'ın gadabını celbedecek hareketlerde bulunuyor ve bir şekilde dünyada cezasını görüyor. Yine birçok kimse çevremizde istikametli bir yolda gidemiyor ve dini bir takım böyle kötü şeylere alet edebiliyor. Maddi çıkarlarını alet etmek gibi böyle şeyler yapabiliyor. Bu tarz olunca gerçekten de gayril mağdubi aleyhim velattalin bu manayı sıkça hatırlamamıza ihtiyaç var. Ve bundan dolayı da zaten Fatiha suresinde her gün bunları tekrarlamış oluyoruz. Bu yoldan çıkanların bir misali de felsefi ekoller denilebilir. Mesela felsefecilerin bir kısmı ehli iman, ehli tevhid, orada problem yok. Ama felsefecilerin pek çoğu bakıyorsunuz ki yoldan çıkmış vaziyette. Bir kısmı Allah-u Teala'yı yaratmaya mecbur gibi görüyor. Allah'a inanıyor ama alem de Allah ile beraber vardır ve Allah yaratmasa olmazdı. Yaratmaya mecburdu gibi haşa. Böyle diyenler var. Bu bir fırakı dalledir. Allah'ı kabul ediyor ama yanlış kabul ediyor. Öte yandan bazıları çıkmışlar filozofların. Bunlar demişler ki Allah mekanik bir kainat kurmuş. Adeta bir saati kurmak gibi. Saati kurduktan sonra işte gerisine karışılmıyor. Saat kendi içinde çalışıyor. Kainatı buna benzetmişler ve şu ifadeyi kullanmışlar. Kainat adeta kurulmuş bir saat gibi. Şu anda Allah istemiş olsa bile kendisi de müdahale edemez. Bu dalaletten başka bir şey değildir. Allah-u Teala insana hürriyet vermiş ve bu insan bir takım fiilleri yapmakta hür. Allah insana hürriyet versin de kendisi haşa kendi koyduğu kanunların, kendi yarattığı alemin mahkumu olsun düşünülemez. Bu manada baktığımızda pek çok kimse Allah'ı tanımakta tam da gerektiği şekilde tanıyamamıştır. Şöyle veya böyle bir şekilde haktan uzaklaşmıştır. Yusuf suresinin son sayfasında geçen bir ayette Allah-u Teala insanların ekserisinin şirk koşarak Allah'a inandığını söylüyor. Yani Allah'a inanıyorlar ama Allah ile beraber bir takım ona şerikler koşuyorlar. Onun böyle şerikleri olduğuna itikat ediyorlar. Bu ise gerçek anlamda bir tevhid değildir. İşte değerli izleyenlerim, Fatiha suresi kısalığıyla beraber bunlar gibi nice güzel manaları bize anlatıyor. Ve Fatiha suresi bu açıdan baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in tamamen bir fihristi gibi. Koskocaman bir ağaç, küçük bir çekirdekte hulasa edilmesi misali. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in tamamını adeta Fatiha suresinde hulasa etmiş. Mesela İyyâke nâbudu ayetini tekrar hatırlayacak olursak, Allah'ım yalnızca sana ibadet ederiz. İşte tevhidi anlatan bütün ayetler bunun bir açıklamasıdır. İbadetle alakalı bütün ayetler bunun açıklamasıdır. Ve haramlar, helaller bunun birer yorumu tarzındadır. Mesela ihtinas sıratel müstakim derken bizi sırat-ı müstakime hidayet et. İstikameti anlatan bütün ayetler bunun bir açılımıdır. Sırat-ı'l-ledîne en'amte aleyhim derken işte peygamberler, sıddıklar, şehitler onların gittiği yolu Allah'tan istiyoruz. Onların gittiği yolu anlatan bütün ayetler yine bunun bir açılımıdır. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'in tamamı adeta Fatiha suresinde, Fatiha'da, Besmele'de, Besmele Bismillah ifadesinde, o da hatta ta bağının noktasında hülasa edilmiştir gibi bu manada yorumlar yapılıyor. Ve bu şekilde baktığımızda gerçekten Fatiha'yı devamlı okumak son derece hikmetli olduğunu görüyoruz. Devamlı buna ihtiyacımız olduğunu anlıyoruz. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an-ı Kerim'in nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.